Yerli ve Milli Projeler kanalından herkese merhaba. Kanal İstanbul'u Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin yapacağız demişti ve seçim sonrası ilk Kanal İstanbul ihalesi yapıldı. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak tarihe geçmesi beklenen Kanal İstanbul projesi, aradan geçen uzun yıllara rağmen bir türlü hayata geçirilememişti. Rahip Brunson krizi, Gezi olayları, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve son olarak 11 ili vuran Kahramanmaraş depremi gibi çok sayıda olumsuzluk yaşanırken, bu olumsuzlukların yarattığı ekonomik tahribat, projenin ötelenmesine neden olmuştu. Süreçte Kanal İstanbul projesi bu nedenle gecikirken, dev projede seçim sonrası ilk ihale yapıldı. Peki Kanal İstanbul projesinde son durum ne? Halkalı-Isparta Kule arasındaki demir yolunun Kanal İstanbul geçişiyle ilgili danışmanlık hizmeti ihalesi yapıldı. Söz konusu ihale seçim sonrası Kanal İstanbul'la ilgili yapılan ilk ihale olması nedeniyle son derece kritik bir öneme sahip bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Kanal İstanbul projesi hakkında seçimlerden hemen önce açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un her iki yakasında da lüks konutlar yapılacak. Pazar günü neticeyi alalım, Kanal İstanbul'la ilgili adımları atacağız diyerek seçim sonrası projeyi hayata geçireceklerini ifade etmişti. İşte gelin şimdi Kanal İstanbul tarihçesine beraber bakalım. Proje ilk ne zaman açıklanmıştı? Kanal İstanbul projesi ilk olarak seçim vaadi olarak 2011 senesinde açıklandı. Projede güzergah değerlendirmesi çalışmaları çeşitli üniversitelerle birlikte yapılırken, belirlenen güzergah üzerinde sondaj çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen jeolojik ve geoteknik veriler ışığında güzergah ön projesi oluşturuldu. 2017 ve 2019 yılları arasında projede etüt çalışmaları yapılırken, projenin güzergahı da kesinleştirildi. Kanal İstanbul projesinin temel atma işlemleri ve projeye hazırlık aşamasının 1,5 sene sürmesi projenin inşaatının da 5,5 yılda tamamlanarak dev projenin 7 senede bitirilmesi planlanmaktadır. Mega projelerden Kanal İstanbul Türkiye'nin gücüne güç katacak. 15 milyar dolara mal olacak proje ticarete ivme kazandıracak. Ekonomiye de ortalama 1-2 milyar dolar katkı sunacak. 2011'de kamuoyuna açıklanan dev projelerden Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarına yakında start veriliyor. Projenin İstanbul'dan geçen gemi adedini 43 binden 100 bine taşıyacağı tahmin ediliyor. Yeni merkez biz olacağız. Yatırım tutarı 15 milyar dolar olarak ilan edilen Kanal İstanbul, Türkiye'yi ticaret hubi haline getirecek. İhracatı kolay kılacak, firmaların daha çok ürün alıp satmalarına imkan tanıyacak. Ülkeyi atılıma geçirecek, global fonları ve firmaları İstanbul'a çekecek projeden her sene 1-2 milyar dolar gelir elde edilecek. On binlerce ailenin ekmek yiyeceği Kanal İstanbul projesinin amaçları şöyle. Projenin amacı çokça tartışıldı. İstanbul Boğazı'nın hem tarihsel hem kültürel dokusunun korunması hem de güvenliğinin arttırılması. Boğaz'ın trafik güvenliğinin temin edilmesi. Seyir emniyetinin sağlanması. Yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması ve yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı kurulması olarak kayda geçti. Kanal İstanbul'un devreye girmesi, gemilerin güven ve süratle bir bölgeden diğer bölgeye geçebilmelerini ve ülkenin gelirlerine gelir eklemesinin önünü açacak. Projede tam 5 alternatif üzerinde çalışıldı. Kanal İstanbul projesinin güzergahının belirlenmesi için hummalı bir çalışma yürütüldü. 5 alternatif koridor saptandı. Alternatif güzergahların çevresel etkileri incelendi. Kanal İstanbul'dan dünya denizlerinde dolaşan en büyük konsept gemi olarak belirlenen, boyu 275 metre, draftı maksimum 17 metre olan ve ortalama 145 bin tonluk tankerlerin geçişi için bir tip enkesit kullanılarak koridorlar mukayese edilmişti. Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Barajı, Terkos Doğusunu takip eden güzergah en uygun koridor olarak belirlendi. Projenin toplam uzunluğu tam 45 kilometre. Marmara ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak kanalın uzunluğu 40-45 kilometre. Genişliği yüzeyde 145-150 metre. Tabanda ise yaklaşık 125 metre olacak. Suyun derinliği 25 metreyi bulacak. Kanalla İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak.
iki yeni yarımada yeni bir de ada oluşacak. Kanal İstanbul'a ilave olarak proje kapsamında 2 adet liman, 1 adet yat limanı, 1 adet rekreasyon alanı ve 1 adet lojistik merkezi yapılması planlanıyor. Peki şimdi de merak edilen projenin kronolojisine gelin beraber bakalım. 2011, Kanal İstanbul projesi kamuoyuna duyuruldu. 2011-2013, üniversitelerde güzergah değerlendirmesi çalışmaları yapıldı. 2013-2014, belirlenen güzergah üzerinde sondaj faaliyeti yürütüldü. Elde edilen jeolojik ve geoteknik veriler ışığında güzergah ön projesi oluşturuldu. 2014-2017, Kanal İstanbul güzergahında mevcut ve planlanan projeleri olabilecek tüm kurumlarla görüşülerek koordinasyon sağlandı. Dünyadaki yapay su yolu deneyimleri de incelenerek etüt proje işlerinin yol haritası belirlendi. Güzergahın detaylı projesi için kanal aksında, deniz ve göl ortamında ilave sondaj lokasyonları kararlaştırıldı. Jeofizik etütler eklendi. 2017-2019 kara, deniz ve gölde ilave 7000 metre ile toplam 304 noktada 17100 metre sondaja ulaşıldı. Jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik etütler yapıldı. Nümerik modeller oluşturuldu. Bu çalışmalardan elde edilen veriler ışığında kanal tasarımı tamamlandı. Jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik etütlerle nümerik modeller sonucu hazırlanan belgeler ÇED raporuna zemin hazırladı. Bu veriler ışığında hazırlanan ÇED raporu 18 aylık bir program dahilinde tamamlandı. Kanal İstanbul'la beraber stratejik değerimiz artacak. 5 sene içinde tamamlanması planlanan Kanal İstanbul projesi, Türkiye'nin stratejik önemini daha da artıracak. Ülke, projeden de güç alarak hem konumu hem gitgide büyüyen üretim ve tedarik ağıyla Çin'i Avrupa'ya bağlayacak. Stratejistlerce Kanal İstanbul'un çok önemli bir yatırım olduğuna işaret ediliyor. Yatırımın tamamlanmasıyla Türkiye'nin üretim ve ihracatta yeni rekorlar kıracağına, yabancı firmaların akın edeceğine dikkat çekiliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kanal İstanbul yapılmalı mı? Karşı çıkanlara ne yorum yazmak istersiniz? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Bizi takip ederek destek verebilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti üzerimize olsun. Hoşça kalın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.